Asker eğitim dediğimizde asker eğitimi ikiye ayırıyoruz. Ferdi eğitim, birlik eğitimi. Ferdi eğitimi incelediğimizde teker eğitimi, uzman eğitimi, astsubay eğitimi, subay eğitimi diye bu da kendi içinde parçalara ayrılmakta. Ben asıl subay eğitimden bahsetmek istiyorum. Subay eğitimi en kompleks, en pahalı ve en uzun süren eğitim çeşidi. Subay eğitimde dünyada uygulanan farklı modeller var. Bunu kabaca 5 gruba ayırabiliriz. Birinci model Fransız modeli dediğimiz Türkiye'de de uygulanan modeldir. Bunda subayların önemli bir kısmı harp okullarında yetiştirilir. Oldukça pahalı bir eğitim sistemidir çünkü devlet bütçesinden subay adaylarına 4 sene yoğun bir askeri ve akademik eğitim verilmektedir. Yani harp okulu sadece askeri eğitim vermemekte, aynı zamanda üniversite düzeyinde eğitim vermektedir. Bunun için iki ayrı grupta eğiticiler, bir tarafta askeri eğitimle uğraşacak kişiler, diğer tarafta da normal akademik personel, işte profesör, doçent, yardımcı doçent gibi personeli muhafaza etmemiz gerekir. Harp okulu eğitimi için seçilen subay adayları 4 senelik, 3 senelik eğitim süreci içinde hem askeri konuları öğrenirler hem akademik konuları öğrenirler. İkinci model İngiliz modeli dediğimiz modeldir. Bunda akademik eğitime devlet müdahale etmez. Genellikle üniversite mezunlarını hem bilgi hem fiziki beceri açısından bir sınava tabi tuttuktan sonra seçtiklerini yaklaşık bir sene süren ve normalde sivil üniversitelerde eğitimi verilmeyen konularda eğitim veren bir subay okulu şeklinde bu eğitim sağlanmaktadır. Yani toplam bir senelik bir eğitimle üniversite mezunları kıtalara subay olarak gönderilmektedir. Üçüncü model Alman modeli dediğimiz sistem. Alman modelinde kaliteli liseleri bitirmiş öğrenciler içinden seçilenler ordunun anlaşmalı olduğu üniversitelere gitmeden önce kıtalara gönderilirler. Burada er ve astsubay rütbelerinde belli bir süre staj benzeri şekilde kalırlar. Daha sonra anlaşmalı üniversitede askeri öğrenci olarak okurken hem hafta içinde hem sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde askeri eğitimlerine devam ederler. Bu eğitim bittikten sonra da subay okulunda tekrar yaklaşık bir senelik bir eğitim aldıktan sonra kıtalara subay olarak gönderilirler. Diğer bir yöntem bizim Rus modeli dediğimiz, aslında eski Prusya modelinin tadil edilmiş halidir. Günümüzde Rusya'da, Çin'de ve eski komünist ülkelerde uygulanan bir metottur. Lise mezunu öğrenciler yaklaşık 3 senelik, 4 senelik bir harp okulu eğitimi görürler. Fakat bu harp okulu eğitimi akademik yönü yoktur. Tamamen askeri uygulamaya yöneliktir. Ve genelde de harp okulları da sınıflara göre ayrılmıştır. Muharip sınıfları için ayrı bir harp okulu, muharebe destek sınıfları için, muharebe hizmet destek sınıfları için ayrı bir harp okulu mevcuttur. Son bahsedeceğimiz model ise Avustralya modeli. Avustralya modelinde Kara Harp Okulu'nun bulunduğu yere anlaşmalı bir üniversite kampüs açar. Yani bir askeri kampüs vardır ve bu askeri kampüste kara, hava, deniz öğrenciler beraber birleştirilmiş harp okulu eğitimi görürler. Ayrıca üniversitenin açtığı kampüs bulunmaktadır. Akademik eğitim üniversite tarafından sağlanır. Harp okulu ise sadece askeri konularda eğitim verir. Ve sonuçta öğrenci aynı kampüsün içinde sivil kısmında akademik eğitim, askeri kısmında askeri eğitim alarak sonuçta mezun olur. Tabii bu modellerin özelliği şu: ülkeniz için en iyi çözümü getirecek model genellikle tercih edilmektedir ve bir de tabii tarihsel bir birikime ihtiyaç vardır. Yani efendim şu model çok daha iyi, biz ona geçelim demek yeterli olmuyor.
tarihi süreç içinde oluşan birikim, bizim ihtiyaçlarımız ve bu geçişin ne kadar sürece büyük önem taşıyor. Örneğin şu an Türkiye'de bütün askeri eğitim kurumlarının birleştirilmesi, Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulması ve harp okulları, astsubay okullarının bu Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanması Türkiye'de de önemli bir evrim, değişimin bir belirtisi. Biz ordularımızı savaşmak için eğitiyoruz ve buna büyük yatırımlar yapıyorsun. Yani bir subayın eğitimi yetişmesi için asgari bir 5 sene ihtiyaç oluyor. 4 sene harp okulunda okuyor. Üstüne 1 sene sınıf okulunda askeri sınıfı konusunda eğitim görüyor. Ardından kıtalarda yerinde görev başı eğitimiyle konularını öğreniyor. Bir asker için en az bir 6 ay temel eğitimi ihtiyaç oluyor. Yani elindeki silahı en basit teçhizatı öğrenebilmesi için ve bu süreçte atış yapıyor, çeşitli temel eğitimlere katılıyor, araçlar kullanılıyor, telsizler, diğer cihazlardan istifade ediliyor. Biz ordumuzu konvansiyonel bir savaş için yetiştiriyoruz. Yani kendisi gibi üniforma giyen, silahlarını açıkta taşıyan ve sivil halktan ayrı olduğu belli olan ordulara karşı savaşmak için eğitiyoruz. Ancak özellikle Soğuk Savaş sonrasında ordular büyük ölçüde gayri nizami harp dediğimiz konvansiyonel olmayan düşmanlara karşı kullanıldı. Yani bunlar isyancılar, gerillalar, teröristler, organize suç şebekeleri gibi savaş hukuku kurallarına uymayan, silahlarını açıkta taşımayan, üniforma giymeyen, belli bir emir komutası olmayan, sıkıştıkları zaman hemen sivil halkın arasına karışıp kendilerini kaybetmeye çalışan, çoğu zaman askeri harekatlarında bizim gafil avlamak için her türlü hile ve başka aldatma usullerinden istifade eden düşmanlarla uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra biz orduları barış koruma harekatı dediğimiz savaştan etkilenmiş, büyük isyan, iç savaş yaşamış bölgelerde istihdam ediyoruz. Çok büyük felaketler geçirmiş yerde insani yardımı ulaştırmaya çalıştırıyoruz ordularımızla ve askerler zaman zaman bu insani yardımları ulaştırmaya çalışırken hukuk düzeninin kurulması, asayişin temini gibi işlerde bir polis gibi de çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında askerler kendi eğitildikleri konunun dışında ellerindeki silah ve teçhizatın tasarlandığı düşman dışında düşmanlarla ya da hasım unsurlarla veya savaş dışı, konvansiyonel savaş dışı ortamlarda bulunmak zorunda kalıyorlar. Yani bir ordu için, bir asker için en zor harekat çeşidi aslında gayri nizami harp. Eğitildiği konvansiyonel savaş dışındaki kullanımları. Ama bir konvansiyonel savaşta da zorluk yaratan harekat çeşitleri vardır. Mesela özel birlik harekatı. Özel kuvvetler, komando birlikte de konvansiyonel ordunun parçasıdır. Normal harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu, standart konvansiyonel askeri eğitim merkezlerinde yetiştirilmiş personelden kuruludur. Bunlar seçilmiş personeldir. Fakat askeri harekatlarında gayri nizami harp taktik ve tekniklerinden bol miktarda istifade ederler. Örneğin bunlar helikopterle, paraşütle düşman gerisine atılırlar ve düşman gerisinde çeşitli taktik akın, baskın, pusu görevleri icra ederken düşmana gözükmeden küçük birlik halinde hareket etmeye çalışırlar. Bu oldukça güç bir harekat çeşididir ve bunu standart askerler, subayların yapabileceği bir şey değildir. Özel bir eğitim görmek gerekir ve seçilmiş personel yapabilir. Ama standart konvansiyonel birliklerin de karşısında bunları ciddi şekilde sıkıntıya sokacak harekat çeşitleri vardır. Mesela geri harekat. Yani düşman karşısında yenilme halinde veya zor duruma düştüğümüzde kendimiz için daha avantajlı bir bölgeye geri çekilmeyi içeren geri harekatlar icra edilmesi, planlanması oldukça zor hareket çeşitleridir.
Benzer şekilde bir nehir geçiş harekatı zor bir harekat çeşididir. Soğuk hava koşullarında harekat zor bir harekat çeşididir ve özel eğitim gerektirdiği gibi özel teçhizata da sahip olmanız lazım. Aksi takdirde soğuk hava koşullarında hayatta kalma şansınız kalmaz. Dağlarda harekat, çöllerde harekat, bataklık ve göl bölgelerinde harekat. Bütün bunlar eğitim, özel teçhizat ve bu konuda tecrübe gerektiren harekat çeşitleridir. Yani bakacak olursak eğer temel kural her zaman gayri nizami harp konvansiyonel harpten daha zordur. Konvansiyonel harpe baktığımızda da bunun coğrafi etkilerle, iklim koşullarıyla ilgili zorluk derecesi artan harekat çeşitleri vardır. Şimdi askeri tarihte önemli bir dönüm noktası Endüstri Devrimi. Endüstri Devrimi klasik eski ekonomi sisteminin ortadan kalkması, büyük fabrikaların, imalathanelerin kurulması değil sadece. Bunun yanında nüfusta büyük bir patlama gerçekleşiyor. Hiç dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde endüstrileşen ülkelerin nüfusları da çok kısa sürede katlanıyor. Milyonlara ulaşan nüfuslardan bahsediyoruz. Ve endüstri devrimi aynı zamanda başka alanlarda da devrimler yaratıyor. Mesela eğitimde büyük devrim yaratıyor. Tabii önemli noktalardan bir tanesi işte yepyeni bir silah teçhizatın geliştirilmesi tek başına size savaşı kazandırmıyor. O silah teçhizatı kullanacak subayı ve askeri de yetiştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu yetişen subay, asker bu silah ve teçhizatla muharebe meydanında nasıl kullanacağı tekniği, taktiği ve operatif sanatını da geliştirmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Şimdi birdenbire binlerle ifade edilen ordulardan milyonlarla ifade edilen ordulara çıktığınızda bu orduların sadece eğitilmesi, giyindirilmesi, ellerine silah verilmesinin yetmediği, bunların muharebe alanında hayatta kalabilmesi için çok büyük lojistik yatırımlar yapılması gerekiyor. Yani yiyeceğinin sağlanması, sağlık desteğinin sağlanması, milyonlarca askeri bir araya getirdiğiniz için bunun yaratacağı salgın hastalıklar, hijyen sorunlarıyla uğraşmak gerekiyor ve bunlar hemen gerçekleşmiyor. Kademeler halinde gerçekleşiyor. Yani orduların muharebe alanlarına sevki için demir yollarının teşkil edilmesi, buharlı gemilerden istifade edilmesi, modern ileri depolanmayla ihtiyaç duyulan yiyecek ve diğer malzemenin önceden muharebe meydanına yakın bir yerlerde depolanması, orduların kilometrelerce süren intikallerinde etraflarına zarar vermeden harekat bölgesine en kısa sürede en az yorgunlukla taşınabilmesi, savaşın cereyanı ve sonrasında yaralananların geriye tahliyesi, bunlar için sahra hastanelerinin kurulması, ölenlerin dini kurallara uygun bir şekilde ve sıhhi, hijyenik bir şekilde uygun yerlerde gömülmesi, bütün bunlar Endüstri Devrimi'nin muharebe meydanlarında yarattığı etkileri içeriyor. Buharlı gemilerin devreye girmesi, demir yollarının ortaya çıkmasıyla beraber eskiden birkaç yüz kilometrenin ötesinde hareket edemeyen ordular birdenbire binlerce kilometre öteye ulaşmaya başladılar. Endüstri devrimi beraberinde haberleşme devrimini getirdi. Önce telgraf, mütakiben telefon vasıtasıyla eskiden ulaşılamayan muharebe meydanına artık başkentten çok daha çabuk ulaşma imkanı çıktı ve böylelikle siyasi liderler muharebenin akışına müdahil olmak, generallere talimat vermek, hatta onların işlerine karışma gibi bir olanağa sahip çıktılar. Bütün bu süreç içinde ufak ufak gelişmeler inanılmaz etkiler yaratabildi. Örneğin bir konservenin keşfedilebilmesi, metal kutuların içine yiyeceklerin konulması ve bunun çok uzun süre dayanabilmesi, orduların muharebe meydanındaki hayatiyetini ve daha uzun süre harekat alanında kalmasını sağladığı gibi bir hemşirelik, modern hastane sistemlerinin keşfedilmesi, narkozun yani uyuşturarak yaralıların ameliyat öncesi uyuşturulması, akabinde antibiyotiklerin keşfi, bütün bunlar aslında endüstri devrimiyle
alakalı konular. Ve endüstri devrimini yaşayamayan toplumlar bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödüyorlar. İyi bir örnek Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu endüstri devrimini kaçırmıştı. Dolayısıyla hem ekonomisi, sanayisi oluşamadı, hem Avrupa'dakinin aksine nüfusunda büyük katlanmalar yaşanmadı ve ordularını seferber ettiğinde Batı'dan ithal ettiği silah ve teçhizata dayanmak zorunda kaldığı gibi Batılı ordulardan farklı olarak ordusuna yeteri kadar yiyecek, sıhhiye, ulaştırma konularında destekte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bütün bunlar da endüstri devriminin dünyada kademeler halinde yayılmasının etkilerini göstermekte. Şimdi özellikle ülkemizde çok merak edilen konulardan bir tanesi sivil asker ilişkileri. Yani bir tarafta profesyonel ordumuz var, öbür tarafta hem devlet mekanizması hem de sivil toplum var. Bunların arasındaki ilişkiler Türkiye'nin de özellikle yakın geçmişte yaşadığı tatsız tecrübeler nedeniyle epey önem verilen bir konu. Fakat işin ilginç tarafı sivil asker ilişkileri aslında oldukça yeni de bir konu. Yani milli devletlerin kurulmasıyla Fransız Devrimi sonrasında modern milli devletlerin kurulmasıyla karşımıza çıkıyor. Çünkü onun öncesinde tam net asker sivil ayrımı yok. Yani mesela Osmanlı'da askeri sınıf dediğiniz şey sadece elinde silahlar olan seyfiyeden oluşmuyor. Aynı zamanda mülki kadrolarda bulunan kişiler de askeri sınıfın parçası kabul ediliyor. Ve zaman zaman seyfiyedeki askeri sınıftan mülki kadrolara geçiş var. Mülki kadrolardan askeri kadrolara geçiş var. Yani bu geçişkenlik nedeniyle tam anlamıyla bugün tartıştığımız sivil asker ilişkileri geçmişte yok. Modern milli devletlerin kurulmasıyla beraber askerler belli bir statü kazandılar ve özellikle profesyonel ordular sivil hayattan büyük ölçüde koptular. Yani şimdi düşünün, askeri öğrenci okula giriyor, harp okuluna giriyor, yatılı olarak orada okuyor. Ardından mezuniyeti sonrasında ömrünün önemli bir kısmını askeri birliklerde, kışlalarda geçiriyor. Evlenmesi durumunda ailesi askeri lojmanlarda kalıyor, orada evlerinden istifade ediyor. Yani toplum içinde ciddi bir izolasyon gerçekleşiyor. Bizde sivil asker ilişkileri dediğimizde daha çok algıladığımız askeri darbeler. Yani askerlerin ellerindeki silah gücünü kullanarak siyasi hayata müdahalesini anlıyorsun. Ama aynı zamanda bunun içinde askerlerin profesyonelleşmesi, askeri eğitim, nasıl askerler eğitiliyor, nasıl kontrol altında yani sivil idare tarafından kontrol altında alınması gerekli. Efendim bunların mesleki kariyerleri esnasındaki süreç, profesyonelleşme olgusu. Yani iş sadece askeri darbeler boyutuyla anlamak çok yanlış. İşin bütününü ele almamız gerekiyor. Ve bu arada biz ordudan beklentilerimiz ne? Çünkü ordu sadece savaş için eğitilmiyor. Askeri eğitim, ordunun silahı, teçhizatı oldukça pahalı. Oldukça büyük paralar harcanıyor. Yani devlet bütçesinde ciddi bir miktar bunlar için harcanıyor. Fakat orduyu sadece savaşta kullanmıyoruz. Hatta çoğu zaman askerler hiç savaşmadan meslek hayatlarını tamamlayıp emekli de olabiliyorlar. Çok büyük paralar verip aldığımız silah teçhizatı bir kez bile savaş alanında kullanmadan bunlar eskidiği için, demode olduğu için yenilerini almak durumunda kalıyoruz. Fakat ordu savaş dışında da bir takım görevler içeriyor. Örneğin bir afet halinde, tabii afet halinde, afete müdahalede kullanıyoruz. Bir yangında, selde, bir depremde ordudan istifade ediyoruz. Bunun dışında orduyu iç güvenlik görevlerinde istifade ediyoruz. Polisi, jandarmayı desteklemek, asayişi sağlamak için. Orduyu önemli ülke dışında gerçekleşen insani yardım faaliyetlerinde kullanıyoruz. Barış koruma görevlerinde istifade ediyoruz. Yani elimizde çok maksatla kullandığımız bir alet var ve bu alet oldukça pahalı. Kullanılması güç bir alet. Aynı zamanda bu alet bize siyaseten nasıl askerleri kontrol edeceğimiz, nasıl itaatlerini siyasi iktidara sağlayacağımız, bu arada da bunların askeri profesyonelliği ve askeri kalitesini
kaybetmeden bu süreçleri nasıl idare edeceğimiz önemli konular. Bununla ilgilenen özel bir akademik disiplin var, askeri sosyoloji. Ne yazık ki Türkiye'de daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar sivil asker ilişkileri denildiğinde hep siyaset bilimcilerin uğraştığı bir alandı ve onlar da ne yazık ki sadece işin askeri darbeler boyutlarıyla ilgilendiler. İnşallah bundan sonraki süreçte hem askeri sosyoloji daha çok gelişir hem de sivil asker ilişkilerinde çok farklı başka konular olduğu da dikkate alınır diye düşünüyorum. Temel konu aslında kitabın başlangıcında da belirttiğim bir husus. Bu kitabı niye yazma ihtiyacı hissettim? Şimdi benim mesleki kariyerim iki parçaya ayrılıyor. İlk grubu silahlı kuvvetlerde subay olarak görev yaptım 2012'ye kadar. Diğer grubu hem silahlı kuvvetlerin içinde hem de üniversitelerde, yurt içinde, yurt dışında akademisyen olarak çalıştım. Başından itibaren fark ettiğim, hissettiğim konu aslında askerliğe ilk girişte veya askeri tarihle ilgili ilk okumaları yaptığımda temel teşkil edecek Türkçe'de bir kitabın eksikliğini hissetmiştim. Yani çok basit diyebileceğimiz bilgileri çok ileri dönemlerde öğrenmek durumunda kaldım. Mesela harp okulundan mezun olduktan yıllarca sonra çok temel bir takım askeri bilgileri kendi çabamla öğrenmek zorunda kaldım ve çok hayıflandım. Yani niye bunlar rahatlıkla mesleğin başında veya askeri tarih konusunda çalışmalara başlarken en başta niye verilmiyor diye çok şeyini çektim. Sonradan akademisyen olarak çalışırken de aynı sorunlarla sık sık karşıma çıktı. Yani işte meşhur bir askeri tarihçi çok güzel bir kitap yazmış ama temel konularda fahiş hatalar yapıyor. Çünkü bilmiyor. Bilmediğinin de farkında değil. Çünkü bunun eğitimi verilmiyor, gerekli kaynakçalar yok. Bu nedenle bu kitabı yazma ihtiyacı hissetmiştim. Aslında bir akademisyen için giriş niteliğinde kitap yazmak iyi bir şey değil. Yani bir akademisyene puan getiren, onun yayın profilini, CV'sini yükseklere taşıyan bir şey değil. Genelde bizim akademisyenler bunları zaman kaybı olarak görür ya da çok basite alırlar. Ama buna da büyük bir ihtiyaç var. Hem okurların ihtiyacı var, hem öğrencilerin ihtiyacı var ve şimdiye kadar edindiğim tecrübeyle askeri tarihçilerin de çok büyük ihtiyacı var. Yani bu kitabın macerası böyle başladı. Kendi mesleki hayatımda, akademisyenliğimde başımdan geçenler nedeniyle böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissettim.